Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu Megastar'la ilgili hangi bombayı patlattı? Gözde Kansu'yla Emre Altuğ arasında neler oluyor? Özcan Deniz'in oğlunun doğum gününde paylaştığı fotoğrafın sırrı ne? Dop dolu bir haber turuna çıkıyoruz. Tarkan stüdyoya kapandı. Havadisleri eşi kulağımıza fısıldadı. Megastar'ın yaz bombası ne? Çok kısa konuşsak. Tarkan Bey yeni reklam filmi, şarkıları geliyor şimdi. Emre Altuğ olabilir diyor. Gözde Kansu ne alakası var diyor. Vallahi arkadaşız. Gerçekten arkadaşız. Kim doğruyu söylüyor? Emre Altuğ'yla dizideki partneri Gözde Kansu arasında gerçekten neler olup bitiyor? Kocama. Türkü'deki gibi gündüzüyle Tarkan gel. Gecesiyle uygulanıyorum. Magazin aleminin altına üstüne. Ve tam tersine, yani magazinin üstünü altına. Bitirmeye hazır mısınız? Arkadaşlar hazır mısınız? Magazin dünyasında işte bir hafta boyunca yaşananlar. Megastar stüdyoda, eşi hanımefendi güzellik salonunda. Tarkan malum yeni harikalar için stüdyoda. Konuşmuyor, ser verip sır vermiyor. Efendim müthiş bir albüm geliyor, harıl harıl çalışıyorsunuz. Ya biraz bahsetseydik, çok özledik sizi, uzun zaman olduk. Çalışmam lazım, müthiş bir albüm diyorsunuz, hemen stüdyoya gitmem lazım. O konuşmazsa biz de eşi hanımefendiyi bulur, ondan alırız havadisleri. Kolar Hanım merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim, sizler? Vallahi teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet, maalesef. Çok kısa konuştuk. Tarkan Bey'in yeni reklam filmi, şarkıları geliyor şimdi, çalışıyoruz. Çok güzel albümü geliyor, inanılmaz, az kaldı. Siz nasılsınız? Çok iyi. Ben iyiyim, çok şükür iyiyim. Bebek nasıl, çocuk nasıl? Gerçi büyüdü artık. Artık büyüdü, 6 yaşında. Babasıyla arası nasıl? Süper, süper bir baba. Arkan'la alakalı müjdeleri verdi hanımefendi ama biz minik Lia'nın ev hallerini de sormak istiyoruz. Kız çocukları sayılır, erkekler çok şanslı olur derler. Kendin hakikaten şanslı hissediyor. Şanslı hissediyor bence. Size mi almış bir Tarkan Bey'i? Babaya. Megastar'dan geçiyoruz zamane starlarına. Onlar onu O Ses Türkiye'deki bu performansıyla tanıdı. Bitti. Yarışmanın Türk müziğine armağanları arasına girdi. Özellikle gençlerin ve genç kızların sevgilisi haline geldi. Aydır yoktu ortalarda. Asker ocağındaydı. Önceki gece tezkeresini alır almaz sahneye koştu. Hafta da olsa askerlik yaptı ve tüm erkekler gibi bir ömür boyu anlatacak askerlik hatırası biriktirdi. Çok keyifliydi. Yani normalde biraz korkularak gidilen bir yer ama ben çok güzel anılar biriktirdim. Sabretmeyi, beklemeyi öğrendik sağ olsunlar komutanlarımız. Çok güzel tecrübe oldu. Neler zor geldi? Koğuş nöbeti mi, mıntıka temizliği mi, içtima saatleri mi? Nasıl geçti askerliği? İlk 3-4 gün alışana kadar ya zaman çok yavaş geçti. O çok sevdiğin ve hiç kesmediğin sakallarına da kavuşmuşsun 2-3 günde. Hayırlı olsun. Şöyle ben de kendimi öyle görünce bir garip hissettim. Ama alışıyor insan yani. Bir de askerde her gün tıraş oluyorsun.
yüzümüz nefes almış oldu yani biraz. Yalı çapkınının gül günü. Fazla Etiler Nişantaşı hattında görmüyorduk onu. Bir alışveriş gününde sobelendi magazincilere. Ay harika bir şey yapacağım. Dünürümün oyununa gideceğim. Hemen set dedikodularını alalım istiyoruz. Mesela Afra ve Mert Aşkı. Dizide olduğu gibi gerçek hayatta da tutkulu aşk yaşayan gençlere birinin dizi anası, diğerinin kaynanası olarak ne yorum yapacak acaba Gözde Kansu? Vallahi birinin kaynanasıyım, birinin anasıyım. Kaynana ve ana olarak hep sette yanlarındayım. Öteki özel sohbetlerimizde hep o kadar çalışmaktan dolayı yine setle alakalı kalıyor. O yüzden evet zaten bizim işimiz de aşk üzerine ama sadece işteki kısmıyla çok ilgilenip yavrularımın beraber olmasını istiyorum. Afra ve Mert'i bilemem tabii. Hangisiyle aran daha iyi? Oğlunla mı, gelininle mi? Kocamı. Hocam dedin. Konuyu biz sormadan Emre Altuğ'a sen getirdin. Onların da dizi aşklarını günlük hayata taşıdıkları konuşuluyor. Hatta şöyle bir sobelemece de olmuştu geçtiğimiz günlerde. Buna cevap vermeyeyim şimdi. Emre Altuğ hiç inkar etmedi Gözde Kansu ile yakınlaşmalarını. Bakalım hanımefendi ne diyecek şimdi? Vallahi arkadaşız. Gerçekten arkadaşız. Yani Emre Bey de. Ay çok hocam diyecek kadar da arkadaşım Emre. Aynı cevabı o da veriyor zaten. Bir yıldır veriyoruz aynı cevabı. Ama karı koca olarak çok yakıştık. Güzel oldu. Aile olarak çok yakıştık. Herhalde bunun etkisi bu. Peki Emre Altuğ ile ilgili çıkan aşk haberleri rahatsız ediyor mu seni? Yok hayır. Aşk niye rahatsızlık versin? Güzel duygular niye rahatsızlık versin güzel ki? Güzel hayatınıza peki engel oluyor mu? Yok olmuyor. Damat adayları peki kızmıyor mu? İşte şöyle Emre Altuğ ile yazılmış, çizilmiş vesaire. Ben bundan rahatsız oluyorum. Ya aday olunca düşünürüm. Şu an yok. Yok. Bir cici anneden bir başka cici kıza geçiyoruz. Ah cici. Aslı Enver. Anne olduktan sonra göremiyorduk onu çok ortalarda. Bu zaman onu göremiyoruz sosyal medyada. Geçtiğimiz yaz doğum yapmıştı. Minik Elay artık emekleme dönemini herhalde aşmıştır. Nasıl gidiyor annelik günleri? Ya vallahi yani çok güzel bir dönemdeyim. Çok tadını çıkartıyorum. Bütün zamanımı Elay'a ayırıyorum ve bu beni tabii ki böyle bir lüksüm olduğu için çok mutlu ediyor. Minik Elay'dan sonra hayatında acaba neler değişti Aslı Enver'in? Yani aslında kökünden değişti diyebilirim. Çok aktif ve çalışan biriydim. Şu an yani o yıllarca çalışmış olmanın aslında kaymağını yiyorum diyebilirim çünkü çok kıymetli bu ilk bir sene, iki sene. O yüzden de her anını beraber geçirmek beni çok mutlu ediyor. Uykusuz geceler falan mı? Varsa bir çözümü olan, bir yol gösterecek biri ne olur bana ulaşsın. Yok, Elay uyumuyor. Uyuyan bebek değil. Bildiğime göre, en azından araştırdığıma göre ilk bir sene zaten bebek kendini anneyle bir zannettiği için şu an tabii baba gelince babaya bir ilgi tabii ki var. Ama yani biz bayağı böyle devamlı beraber. Peki ya iş güç? Ne zaman dönecek ekranlara? 10 ay oldu. Şimdi ufak ufak bir şeyler minik minik okuyorum. Bakalım doğru zaman doğru projeye ben de isterim. Ve Kerem Cem. O da kayıp ünlülerdendi. En son yanında 7-8 ay önce Sena Seçen isimli bu hanımefendiyle görmüştük. Günden sonra sanki yer yarıldı, içine girdiler. Nerelerdesin sevgili Keremcem? Albüm çıkıyor. Evet. Bir ay sonra Mayıs sonuna doğru albüm çıkacak. Onun heyecanı var. Hanımefendiyi soramadık bile çünkü bir başka ünlü geldi hemen arkasından. Onur Büyüktopçu. Yaz sezonuna da giriyoruz aslında. Efendim yazın ne yapacaksınız? Yapmalara devam edeceksiniz. Vallahi yazın zaten bir filmle giriyorum. Mustafa Ramacan'a 5.